Aziz vatandaşlarım, sevgili analar babalar, değerli gençler, göz nuru çocuklar. Sizleri kalbimin bütün samimiyetiyle selamlıyorum. Ne yazık ki dürüstlük, saygı, akıl, insaf gibi duygular doruklara çıkıldıkça oksijenin azaldığı gibi azalıyor. Uçuşan çocukça sloganların üzerinize savrulduğu bu tepeden seslenmek durumundayız. Şüphesiz devletin hazinesinin, araçlarının ve personelinin kanunsuz ve haksız olarak kullanıldığı bu seçim AKP'nin suçluların telaşı içinde olduğunu gösteriyor. Diğerlerine gelince, kimisinin ismi var, cismi yok. Kimisinin üzerinde hala Bosna mücahitlerine yapılan imdat paralarının izi, kimisinde AKP iktidarının başbakanlık yoluna kırmızı halı serenler, 30 bin vatandaşımızın kanlı katili Türkiye'ye teslim edilince ne yapacağını şaşıranlar, kendilerine verilen oylarla iktidar olacak yerde başka partileri iktidar yapanlar, isimlerini bile bize borçlu olanlar, aşırma sloganlarla yola çıkanlar, çocukça hayallerini savuranlar işte bunların arasında bağrımıza taş basarak sesleniyoruz. Çünkü bildiği gerçekleri anlatmayanın ağzına ahirette ateşten bir gem vurulur. Türkiye'mizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, hukuksuzluk, siyasi ve ekonomik faciasıyla karşı karşıya bırakanlar siyasi hesap uğruna bölgesel farklılıkları derinleştirerek kardeş kavgasını, kin ve nefret duygularını körükleyenler hala iktidarda ve ellerini milletin yakasından çekmek niyetinde değiller. Artık bu seçimde yakamızdan düşsünler. Sen çaresizliğe, karanlığa, çözümsüzlüğe, yoksulluğa, dışlanmaya, hafifsenmeye ve güvensizliğe layık değilsin. Millet hayatında yeni bir devir açmak vakti geldi. Milletin vakti geldi. Artık fetret ve karanlığa son verme zamanı. Çünkü muhteşem Türkiye'nin vakti geldi. Millet Partisi'nin yapacağı ilk iş kırda, şehirde, her vatandaşa iş gelir, ekmek temin etmek. En temel insan hakkı olan adalet, güvenlik ve hürriyetin lezzetini sonuna kadar tattırmaktır. Bu mübarek hedefin dayandığı ilmi gerçekleri vatandaşlarımızla paylaşmak gerekiyor özetle milletimizin sürdürülebilir bir refah ve mutluluğa ulaşabilmesi için şu üç temel hedefe ulaşmak gerekiyor. Bunlardan birincisi istikrarlı ekonomik büyümedir. İkincisi paylaşımda adalet ve orta direğin güçlenmesi, refahın yaygınlaştırılması. Üçüncüsü ise milletleşmedir. Eğer boy, soy, bölge, mezhep farklılaşması hastalığına yakalanır, ve bir millet olduğumuz şuur ve edrakini yitirirsek kalkınma ve adalet sarsılır, bozulur. İktisat sosyolojisinin bize gösterdiği Lübnanlaşma hastalığına yakalanır ve bir daha belimizi doğrultamayız. Gazi Mustafa Kemal'in 1930 İktisat Kongresi'nde dile getirdiği karma ekonomi modeli adalet, insani ve inanç değerleri ve milletleşme birbirini besleyen ve hayat veren değerlerdir. Etnik farklılıkları körüklemek, mezhep veya cemaat ayrılıklarını, düşmanlıkların, kin ve nefret duygularını beslemek yanlıştır. Millet düşmanlarının şerlerine mani olmak için bilimin gerçeklerini, Kur'an'ın İslam'ı ile yürüyen, gelişen, güçlü bir yapıya kavuşturmak şarttır. Bizim temel hedefimiz bu olmalıdır. Siyasal sistemde yapacağımız reformlar önce ülkenin siyaset makinesinin size sunduğumuz aşağıda yer alan kılavuz ilkeler ışığında düzenlemektir. Düzenleyeceğiz devletimizi size sunduğumuz toplumsal sözleşme uyarınca yeniden donatacağız. Akıllı, duyarlı devlet, millete bağlı devlet, katılımcı demokrasi, hukuka bağlı devlet, hukukun üstünlüğüne kılavuz sayan milletle barışık devlet, dine saygılı, layıklığı kollayan, koruyan devlet, serbest pazar ekonomisini kuran ve çalıştıran devlet, sanayi ötesi toplum, bilgi toplumu hedefini gerçekleştirmiş, bilim ve teknoloji üreten, cumhuriyetin kazanımlarını, insani ve milli değerleri koruyan, kollayan devlet. İslam Rönesansına rehberlik eden toplum, hedef ve kabullerine göre yeniden organize olmuş toplum ve devletimizi yeni görevine mega liderlik dönemine hazırlayacağız. Allah izin verirse millet iktidarında Türkiye, bütün Türkiye vatandaşlarının gurur duyduğu, Türk dünyasının, İslam dünyasının iftihar ettiği ve bütün dünyanın gıpta ettiği muhteşem, zengin, itibarlı, kadir mega lider ülke olacaktır. Aziz vatandaşlarım inanıyoruz ki sana samimiyetle anlattığımız gerçekler, umutlar ve dualar senin de kalbini heyecanla titretti ve umudun arttı. Artık karanlığın sonuna geldik. Aydınlık ve güzel Türkiye'mizi gönül gözünle görebilirsin. Şimdi gayret zamanı, görev zamanı. Kalk, inan ve muhteşem Türkiye'nin şerefli kurucuları arasına sen de katıl hayatının altın fırsatı karşında. Evet mührünü kendin için, çocukların için, hürriyetin için, Millet Partisi'nin milleti, kitap ve hilali koruyan çift başlı kartalının altına güvenle bas. Unutma, çift başlı büyük Selçuklu kartalı herkesten farklıdır. Lacivert renklidir. En altta ise Millet Partisi yazısı vardır. Evet mührünü güvenle ve hayır doğanla bas.